Öncelikle herkese merhaba. Benim ismim Zafer Kurt. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi doktora ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugün size köprü ayaklarının CFRP sargı ile güçlendirilmesinde beton sınıfının etkisi İncisi Köprüsü örneği adlı sunumu gerçekleştireceğim. Sunum içeriği olarak sunum 8 bölümden oluşmakta. Giriş, CFRP nedir, avantajları ve dezavantajları, literatürde bulunan çalışmalar, çalışma yapılan köprü bilgileri, yükler, malzeme özellikleri ve modelleme, gerilme ve yer değiştirmeler, sonuçlar olarak sonlandırmayı düşünüyorum. Giriş, köprüler bilindiği gibi geçmişten günümüze uygarlıkların gelişmesinde rol oynamış. Bizim için önemli mühendislik yapıları. Birçok malzemeden inşa edilebilmekteler. Genellikle betonarme ve çelik köprüler kullanılmakta. Betonarme köprüler doğal afetler veya insan eliyle yıkılabilmekte, hasarlar alabilmekte. Hasar alan veya gerçekleşmesi olası bir deprem etkisi altında yeterli derecede dayanın, rigidlik ve sünekliğe sahip olmadığı düşünülen köprülerin güçlendirilmesi gerekebilmekte. Güçlendirme yöntemleri 3 şekilde olmakta. Betonarme mantolama, çelik mantolama, fiber takviyeli polimer olarak gerçekleştirilmekte. Sol taraftaki fotoğrafta mantolama yapılmış köprü ayakları görülmekte. Ortada bir bina yapısında çelik mantolama yapılmış bir yapı görülmekte. Sağdaki fotoğrafta ise betonarme köprü ayaklarının CFRP fiber takviyeli polimer ile güçlendirilmiş ayakları görülmekte. Betonarme yapı elemanlarının güçlendirilmesinde kompozit malzemeler olarak FRP sıklıkla karbon, daha az miktarda cam ve aramit olarak kullanılabilmekte. Kullanılan malzeme seçiminde dayanım, dayanıklılık, şekil değiştirme miktarı, ekonomiklik gibi parametreler etkili olmakta. Şekildeki görselde birçok FRP çeşidi görülmekte. FRP kumaş çeşidi. İkinci olarak CFRP nedir? Avantajları ve dezavantajları. CFRP ya da FRP olarak bilinen karbon fiber reinforced polymers olarak ifade edilen fiber takviyeli polimerler, yüksek mukavemetli fiberler ile plastik elastik bağlayıcı reçine maddesinin ve çeşitli katkı maddelerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaya başlayan yeni nesil güçlendirme malzemesi. Fotoğraflarda CFRP'nin çeşitleri veya farklı üretimde olanlar görülmekte. CFRP'nin avantajları ve dezavantajlarını açıklanmak istenirse, avantajları olarak hafif ve ince olması, uygulaması pratik ve kolay olması, uzun ömürlü olması, beton ve çeliğin giremeyeceği kısımlara girebilmesi ki bu bazı yapılarda çok önemli olabiliyor. Lif yönü değiştirilerek mukavemetinin ayarlanabilmesi mekanik olarak, korozyona dayanıklı olması, rulo halinde pratik bir şekilde saklanabilmesi CFRP'nin avantajlarını oluşturmakta. Dezavantajlarına baktığımızda ise yüksek maliyetli olabilmekteler. UV ışınları ve yangına karşı 80 dereceden fazla dayanamaması bir dezavantaj olarak ortaya çıkmakta. Bu nedenle özel sıva ve kaplamalar ile kullanılması çoğu zaman gerekebiliyor. Uzun süreli sabit yükler altında sünme deformasyonları yüksek olabiliyor. Uygulamanın verimli olabilmesi için betonarme elemanlarının dayanımı C16 ve üzeri olması gerekmekte. 3. Literatürde bulunan çalışmalar. Literatürde FRP ile ilgili geçmişte yapılmış, şu an yapılan, gelecekte de yapılması muhtemel birçok çalışma zaten var veya olacak. Bunlardan bazılarını sıralamak gerekirse, FRP kompozitlerin düşük dayanımlı beton kullanılarak inşa edilen yapı elemanlarının performansı üzerinde olumlu etkiler yarattığı literatürde yapılan çalışmalardan bilinmekte.
Ayrıca teknolojiyle gelişen malzemelerin hesap ve davranış modelleri üzerindeki çalışmalar her geçen gün gelişerek devam etmektedir. Literatürde son yıllarda FRP kompozitlerin betonarme kolonlara tam olarak tam boy, kısmi olarak sarılması ile ilgili birçok çalışma yer almakta. İlki 2008 yılında yaptığı çalışmalarında düşük beton dayanımlı yetersiz etriyeli, normal beton dayanımlı yeterli etriyeli numuneleri, FRP kalınlığı, yükleme tipi, en kesit, beton dayanımlı, kenetlenme tipi gibi değişkenlerin etkisini araştırmak amacıyla test etmişler. Sargı etkinliğinin düşük beton sınıfı için daha ön planda olduğunu belirtmişlerdir. Demir ve diğerleri CFRP ile sarılmış farklı beton sınıfına sahip kare kolonların davranışını araştırmışlar. Özbakkaloğlu ve Akın 2012 yılında FRP ile sarılmış eksenel yük altındaki normal ve yüksek dayanımlı betonun deneysel çalışmasının sonuçlarını sunmuşlardır. Son yıllarda FRP kompozitlerin betonarme kolonlara tam boy ve kısmi olarak sarılmasıyla birçok çalışma zaten bulunmakta. Zhu 2016 yılında yaptıkları çalışmalarında hafif agregalı betonun mekanik özelliklerine FRP kumaşın etkisini araştırmışlardır. Aynı dayanıma sahip normal ve hafif agregalı betonun mekanik özelliklerinin farklı olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan bu çalışmalar incelendiğinde CFRP ile güçlendirmede beton sınıfı etkisiyle çalışmaların yeterli sayıda olmadığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma kapsamında CFRP kumaş ile tam ve yarım boy sarılan betonarme köprülerde gerilme ve yer değiştirme değerlerini, beton sınıfının etkisini inceledik. Köprülerin projelendirilmesine genel olarak kullanılan yükler köprüye etkitilmiş C16 ile C60 arasındaki beton sınıfları için oluşan değerler karşılaştırmalı olarak sunulmuştu. Dördüncü olarak çalışma yapılan köprü bilgileri, köprü İncesu Köprüsü Artvin İli Şavşat ilçesinde bulunmakta. Boşluklu plak döşeme sistemine sahip olan köprü toplamda 3 açıklıklı olup orta açıklığı 20 metre, kenar açıklıkları simetrik olarak 15 metre uzunluğunda, köprü genişliği toplamda 8,40 metre, köprü ayaklarının çapı 2,2 metre, köprü temeli kare geometriye sahip olup kenar uzunluğu 6 metre, derinliği 2 metre, boyu yüksekliğinde köprü ayaklarının kısa köprü ayağı 13,60 metre, uzun olan 18,15 metre yüksekliğe sahip. Yandaki şekilde zaten betonarme köprünün görünümü verilmekte. Bu görselde ise köprünün çizimleri verilmekte, aynı zamanda ANSYS'te oluşturulan sonlu eleman modeli de görülmekte. Köprü görüldüğü üzere boşluklu kesitli bir yapıya sahip. Beşinci olarak yüklere geldiğimizde köprüler kullanım amaçlarına göre servis ömürleri boyunca ölü yük, hareketli yük, deprem yükü, fren kuvveti, rötre sürme sıcaklığı, yaya, toprak etkisi, köprünün önem boyutuna göre bu etkiler değişebilmekte. Biz çalışma kapsamında beton öz ağırlığı olarak 2300 kilogram bölü metreküp olarak ANSYS programı tarafından zaten ölü yükünü dikkate aldık. Aynı zamanda asfalt kaplaması, trotuar, korkuluklar gibi öz ağırlıklar hesaplanarak köprüye yaylı yük olarak bulundukları noktalarda veya yayıl alanlarda etkilendirildi. Hareketli yük olarak AŞTO gibi yönetmeliklerden H30S24 tipi katar yükü seçildi. Yapı statinden bilindiği üzere. Kenar tabliğe açıklığı 15 metre, orta tabliğe açıklığının 20 metre olunduğu zaten önceden belirttim. Hareketli yük azaltma kat sayısı 0,75 olarak alındı. Dinamik etki azaltma kat sayısı 1,24, şerit sayısı 2 olarak dikkate alındı. Bu slaytta örnek bir hesaplama verildi. Yaya yükü için 3 kilo Nm bölü metrekare zaten Eurocode gibi yönetmeliklerde de bulunmakta. Yer hareketi için Erzincan 1992 deprem kaydının PSA max değerinin 0,25 G olduğunu düşünerek köprüye dik yönde
Bu değeri köprü doğrultusunda ise 0.30 ile çarpılmış hali olan 0.158 g ivme olarak ettirildi. 6. bölümde malzeme özellikleri ve modellemeye geldiğimizde köprünün C16, C60 arasındaki beton sınıfları ile inşa edildiği düşünülerek analizler tekrarlandı. Beton için geçmişte de günümüzde de sıklıkla kullanılan Hognestad beton modeli, CFRP için ise lineer elastik malzeme modeli seçildi. Köprü için temel tabanı ankastre mesnet, kenar tabliye kesiti için ise düşeyde ötelenme ve yatayda dönme serbestliği tanımlandı. Köprünün genel geometrisi katı model olarak, CFRP katmanları ise kabuk eleman olarak modellendi. CFRP kumaş tek kat olarak köprü ayaklarına tam boy olarak sarıldı. Köprü ayağı ve CFRP kumaş arasında bond dediğimiz kontak kullanıldı. Yani normal ve TET doğrultusunda hiçbir şekilde CFRP kumaş hareket etmediği veya bir ayrılma olmadığı kabul edildi. Sonlu eleman ağı boyutlarına geldiğimizde tetragonal olarak 40 santim olarak seçildi. Analizde yaklaşık 64.862 eleman, 115.146 düğüm noktası kullanıldı. Sonlu eleman ağı kalitesi ise ortalama olarak yaklaşık %80 civarında olmakta ki bir iyi bir değer olarak gözümüze çarpmakta. Çünkü bilindiği gibi %15 ve üzeri kullanılabilir denilmekte. CFRP kumaş kalınlığı olarak 1 milimetre bütün analizlerde kabul edildi. Eleman tipi olarak da solid 187 eleman tipi kullanıldı. Buradaki grafikler, tablolar CFRP ve beton malzemenin mekanik özelliklerini belirtmekte. Yoğunluğu, elastite modülü, Poisson oranı gibi değerler, ısı genleşme kat sayısı, nihai dayanım, çekme dayanımı gibi değerler burada C16'dan C60 beton sınıfına kadar CFRP içinde ayrı bir tabloda verildi. Altta da Hognestad malzeme eğrisini görmekteyiz. Çok az bir şekilde şuraya kadar lineer elastik olarak devam etmekte. Bu noktadan sonra ise nonlineer olarak devam etmekte. Normalde Hognestad beton modelinde 0.15 FC'lik bir düşüş oluyor. Ancak biz multilineer kinematik hardening modelini ANSYS'te seçtiğimizde burayı düz olarak kabul ettik. Gerilme ve yer değiştirmelere geldiğimizde maksimum çekme gerilmesi değişimi CFRP'siz, CFRP'li yarım boy ve CFRP'li tam boy olarak şekilde gözükmekte. Beton sınıfı C16'dan C60'a kadar artırıldığında CFRP'siz maksimum çekme gerilmeleri görüldüğü gibi 16.99'dan 23.24 megapaskala kadar artmış. Yaklaşık olarak %37 birlik bir artış var. CFRP'li yarım boy modelde 19.27 megapaskaldan 25.73 megapaskal değerine kadar yaklaşık %34 bir artış sergilemiş. CFRP'li tam boy modelinde ise 19.29'dan 24.80 değerine kadar yaklaşık %29 değerinde artmakta. Ancak bizim modelimizde donatıyı modellemediğimizden dolayı bilindiği gibi S420 sınıfı veya B420C sınıfı donatılar zaten bu gerilme değerlerinin çok çok üstünde. Onun için çok anlamlı bir değişiklik olmadı bu noktada. Basınç gerilmelerine geldiğimizde CFRP'siz basınç gerilmeleri 17.78'den eksi 25.02 megapascal değerine ulaşarak yaklaşık %41 oranında, CFRP'li yarım boy modelde eksi 21.16 megapascal'dan eksi 28.04 megapascal'a %33.5 oranında, CFRP'li tam boy modelinde ise eksi 21.11'den eksi 27.31 megapascal değerine yaklaşarak yaklaşık %29 oranla artmaktadır. Eksi değer bilindiği gibi basınç gerilmesinin
notasyonundan kaynaklanmakta. Görüldüğü üzere C16 ve C20 beton sınıfına baktığımızda köprü ayaklarındaki basınç gerilmeleri beton dayanımını aşmakta ve güvensiz olduğu zaten burada görülmekte. Yer değiştirmelere baktığınızda CFA pisliği köprü toplam yer değiştirmeleri %69.46 mm'den 64.35 değerine düşerek %62 oranında, CFA pisliği yarım boy modelde 155.11 değerinden 62.88 değerine düşerek yaklaşık %60 oranında, CFA pisliği tam boy modelinde ise 154.11 mm'den 62.82 mm değerine düşerek yaklaşık %60 oranında azalıyor. Ancak bu azalma zaten köprü ayaklarının ortalama 18 metre civarında olduğu düşünülürse zaten başta da göreli ötelemeleri sağlıyordu köprü. Sonuçlara geldiğimizde beton sınıfı arttıkça CFRP kullanımı durumunda maksimum çekme gerilmeleri yaklaşık olarak %29 olarak artmaktadır. Ancak donatı dayanımı maksimum değerden çok daha fazla olduğundan anlamlı olmamaktadır. İkinci sonuca geldiğimizde minimum basınç değer gerilmesi durumunda ise C16, C20 beton sınıfı için köprü dayanımı yetersiz kalmakta. Beton sınıfı C60 olduğunda ise yaklaşık olarak %29 artmaktadır. Ancak bu değer literatürde bulunan eksenel yük dayanımı artışları dikkate alındığında düşük bir değer olmaktadır. Yer değiştirme değerleri ise beton sınıfı arttıkça yaklaşık olarak %60 azalmakta, köprünün ayak yüksekliği 18.15 metre olduğu göz önüne alındığında göreli yer değiştirme değerinin sınırlar içinde kaldığı ve çok anlamlı bir değer taşımadığı anlaşılmaktadır. Kaynaklar olarak burada kaynakları vermeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.